Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizinle beraber City Car Driving'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum hep böyle söyleyip devamını getirmiyorum. Ama ilk bölüm, hani ilk defa kanalda City Car Driving oynayacağız. Ve karşımızda benim çocukluğumun efsane bir arabası. Mercedes-Benz E60 mıydı? Yok lan, E60 değil. E60 BMW'de. 560 sel, pardon, 560 sel. Kaç model olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Çocukluğumun efsane arabasıdır. Ben neredeyse bayağı bir yılımı bununla geçirmişimdir. Babam beni çok okula götürüp getirmiştir. Araban lastiği patlakken bile gidiyordu. Beni okula götürüyordu babam. Çok şeyler. Onu videoda anlatacağız. Video bayağı uzun olacak gibi. Yanımda Sema abi var. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Ve videolarımızda bulunamıyor. Çünkü ehliyet sınavı oldu. Daha bugün tatilden geldi. Antalya'da tatildeydi. Mükemmel bir tatile gitti. Biraz onu dinleyeceğiz. Bakalım tarihte neler yapmış, kaynatmış mı, ehliyet sınavı ne olmuş, benim hayatım ne durumda, benim işlerim hayatım ne durumda. Bu bölümde, yani oha amına koyayım, bu videoda bayağı bir sohbet edeceğiz. Sema abi, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Uzun zaman sonra buluştuk. Aynen abi, mükemmelim ben de. Karşımda çocukluğumun efsane olan bir arabası var. Mercedes 560 sel. Çok efsane bir araba. Çok iyi ya. G29 eşlik ediyor. Hani bunu bazı YouTube'da video çekenler gibi belirtmeyi pek sevmiyorum. İşte G29 kullanıyoruz, yok G920 kullanıyoruz, yok onu kullan. Ya gerek yok. Neyle oynuyorsan oyna, ama oyna değil mi abi? Videonu çek yani. Yani illa böyle altın alt yazı olarak bir de şekilli mekilli G20 bilmem neyle oynuyorsan hiç gerek yok. Şimdi arabamız manuel işte, ben dediğim gibi arabayı manuel seviyorum. Aslında bizim arabamız otomatikti. Egzoz sesi pek yok. Biraz kısacağım sesini çünkü. Iyuu diye ses geliyor. Şöyle içine geçebilirsek. Evet. Hatta biraz daha kısayım. Bayağı güçlü bir araba sesi. Yani arabanın şöyle iyi durmalı. Sema abi, Efendim. gelelim sana. Gelelim bana. Ne yaptın bakalım tatil gününde? Tatile karşı çok iyi eğlendim, gezdim falan. Azıcık böyle oturdum, Ruslarla konuştum böyle, Evet. Almanlarla konuştum. İngilizler vardı falan. Böyle bir sohbet edip, muhabbet edip, Hmm, iyi makar, yapmışsınız. tukar derken bir anda patlıyor. Çok agresif sürdüm Ve ben de arabayı. geldim. Sonra şimdi gelelim esas konuya. Ehliyet sınavından açın geri dön. Çok Ama karışık anlatıyor yalnız. Şu nedense an izleyenler bayağı bok oldu. Tatili anlattı, Rus'u anlattı, sonra ehliyet sınavına döndü. Oğlum gülme öyle. Allah ya için öyle gülme. Abone kaybediyoruz, gülme. çok tatil aslında söylemeyeyim kardeşim de. Çünkü gidenler var, gitmeyenler var. Saçmalama. Şu kışın Yani ortasında tabii, gidiyorlar daha şu doğrusu. kışın ortasında hiçbir geri zekalı kalkıp da tatile gitmez. Kardeşim burada kışken Antalya'da yazdım. Olsun, ben gitmem yani. Beyler bu arada eğer ki Antalya'da otele gideceksiniz, Kemer'de kristal var. Oraya gidin. Ah, güzel. Reklam yaptım. Sen Oh. videoyu bok edeceksin gibi. Neyse, ben araya giriyorum. Şimdi arkadaşlar, yani hep klasik konulardan bahsetmeyeceğim aslında. Ama kanalımızın gidişatı biraz belli gibi. Çok boktan bir kanal. Hak veriyorum size. İğrenç bir kanalda video çekiyorum. Bunun sebebi Ben. özenmemem, Semih abi ve yeterli vaktimin olmaması. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Düzeltemeyiz. Hani bunun çözümlerini çok aradık ama bulamadık. Şuradan gireyim, ben hep farklı yerlerden giriyorum. Bunun çözümünü çok aradık ama yok yani. Bunun çözümü pek yok. Ama böyle ben yine de arada sırada video çekmeyi, atmayı deneyeceğim. Çünkü video çekmediğim her an, yani video çekmeden oyuna girdiğim her an bana sıkıcı geliyor nedense. Artık alışmış mıyım neyim?
İzlenmese bile o videoyu atmak istiyorum. Yani insana bir garip duygu veriyor. Son zamanlarda güzel şeyler oluyor. Ya bazılarınız biliyordur belki, 10 Şubat'ta doğum günümdü. Bundan 6 gün önce, hatta saat 12'yi geçmedi. 6 gün önce benim doğum günümdü. Ha, güzel bir gündü. Kutlayanlar oldu, kutlayamayanlar oldu. Hiç önemli değil benim için. Düşünmeleri bile yeter bazı insanların. Hani buradan söylüyorum ki bazı izleyenlerim var. Hani tipime rağmen izleyenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Yani sadece samimiyetimizi sevdiği için izleyen arkadaşlarımız var. Bize düşman olan arkadaşlarımız var ve çok seven arkadaşlarımız var. Ve grup grup ayrılıyor. Ha, çok bir kitlemiz yok. Bunu neye dayanarak konuşuyorsun dersen. Hani çok bir kitlem yok. Hani beni seven çok büyük bir tayfam yok. Ama gerek de yok. Hani ileride olursa tabii ki de hepsi arkadaşımız, kardeşimiz olur. Ona bir sıkıntı yok. Ama ben gerçekten çok isterim böyle yüzlerce, binlerce kişiye hitap etmeyi. Çünkü ben gerçekten hayal ettiğim tek şey çok büyük YouTuber olmak değil de adam akıllı, samimi bir insan olmak isterim. Hani YouTuber'la, YouTube'la alakam bile yok. Gerçekte yani. İşinde gücünde adamlarız yani. Hem okul hem çalışmak derken YouTube'a zaten zaman kalmıyor. YouTube'a da sadece gece yatarken video izlemek için giriyorum. Yani YouTube'la pek bir bağlantım yok. Orospu çocuğu. İşte böyle orospu çocukları birden duruyorlar. Araba motor demeden, fark etmeden insanların canına kast ediyorlar. Allah'tan oyun yani. Dediğim gibi işte saçma sapan durumlar. Şöyle bazı konular da var. Bu ne anladın? Ne oluyor? Biraz da işten mi sürsek ki? İşten süremiyorum ben. Kasıyorum. Kardeşim, lafını böleceğim ama şimdi bunlar arkadaşlar bizim de söylediğimiz gereken şu. Yani siz büyüyü seviyorsunuz. Ay kötü deyip dislike'ı basıyorum. Bunun arkasındaki konuyu tamamen bilsen. Bunun arkasına bir konu yok ki şimdi, onunla konuşacaksın da. Hani yani var aslında da. Bence yok. Ben YouTuber değilim. Ben YouTube'da sürekli video çeken bir insan değilim. Benim yaptığım, bak benim yaptığım Shadow Play'de ayarları ayarlayıp oyuna girip birkaç bir şey söyleyip anlatıp yüklemek. Çünkü bir emek yok ama tek verdiğim emek şurada. Hani ne bileyim. Belki ağzımı yormaktır. Belki oyun açıp bilgisayarımı yormaktır. Başka yaptığım bir emek yok. Ve ben bunda zaten insanlara çok görmüyorum. Hani oynayan var, oynayamayan var. Ben onlara göstermeye çalışıyorum. Hiçbir zaman bir şekilde hava atmadım. Ne bileyim, onun var, bunun var diye. Bazı insanlar gibi değiliz. Yani bizim eski halim... Benim eski halim, bak bir bölme. Benim eski halimi Sema abi bile biliyor. Yani Sema abiyle 1,5 yıldır falan tanışıyoruz. Benim eski halimi Sema abi bile biliyor. Ben bir tane kulaklığa muhtaçtım. Ben çocuk gibiydim ya. Ben bir şey alamadığım zaman ne bileyim yüzüm asılırdı, onu illa almak isterdim falan. İnsan değişiyor amına koyayım. Ya vallahi insan yeterli ilgiyi görmeyince, insanları anlayınca değişiyor. Bu arada yeni harita olduğu için biraz kasıyor. Hani pek önemli bir kasma yok ortada. Yani benim eski halim bile Sema biliyorken ben kalkıp da işte eşyalarımla, kişiselleştirilmiş şeylerimle hiç hava atmayı seven bir insan değilim. Sema abi de biliyor. Öyle yapan insanlardan da nefret ederim. Bu bir. İkinci, yaş ilerliyor. Zaten 17'me girdim. Hani bir yılım kaldı şurada neredeyse ehliyet almaya hayırlısıyla. Ve bizim Sema abi ile hep kurduğumuz bir hayal vardır. Ya Sema abi ya ben ehliyet aldığımızda birbirimizin yanına gideceğiz. Hani ben çünkü Sema abi gerçekten bir abi gibi görüyorum. Ya neredeyse 1,5 yıl oldu ama adama zaten her şeyi canımı emanet ederim. Yani o kadar güveniyorum. Evet. Ufak bir kesit oldu, kusura bakmayın. Yani ben öz abim gibi görüyorum Sema abi. Canımı bile feda ederim. Hiç sorun değil. Ama önemli olan, dediğim gibi hayallerimiz var. İşte ne bileyim. Benim mesela
birkaç aydır, hatta neredeyse bir yıla yakın oldu mu abi? Motor yani alma hayalim var. Motor hayalim var çünkü motora binmeden motora aşık olan bir insanım. Neden diyeceksiniz, şu an ülkede motora hiç saygı yok. Çünkü herkesin gözünde ne bileyim hız yapan, ölümlere sebebiyet olan tek şeymiş gibi ya, tek sebepmiş gibi düşünülüyor. Ve ailelerimiz bisikletle o kadar yaptığımız harekete karışmazken bir tur bile motora binmemize izin vermiyor. Bu konuda biraz konuşmak istiyorum aslında. Yani bisikletle motor neredeyse aynı. Fakat motorun şöyle bir sıkıntısı var. Ehliyet, ruhsat, boy, ağırlık ve sürüş fizikleri. Hani oyun gibi düşünün. Ben şu oyunda şunu yapıyorsam ETS'de bunu yapamam. Mesela ben bu oyunda bu kadar yavaş gidip şöyle ağır ağır araba modlarını yükleyerek gezebiliyorsam ETS'de bunu yapamam. Ben bisikletle teker yapabiliyorsam şu an motora binip R25'le ya da CBR125'le teker yapamam. Neden? Kabiliyete bağlıdır. Ben şimdi bisiklet de kullanıyorum. Hani işim gereği bazen uzak yerlere gitmem gerekiyor ve ehliyetim olmadığı için motorum falan da yok, alamadım da. Ama düşünüyorum dediğim gibi. Çocuk gibi bisiklete de biniyorum. Ha bisikleti motor gibi kullanıyor muyum? Orası tartışılır. Hiç şey konulara girmeyelim. Aralardan giriyorum, kaçıyorum, teker yapıyorum falan. Onu bir motor gibi görüyorum ve öyle seviyorum bisikletimi. Yani şimdi bisiklet almamıza, sürmemize izin verirken motorun ne farkı var? Bunu sana soruyorum abi. Bisiklete izin veriyorlar ama motora kalkıp da izin vermiyorlar. 125 cc motor bak. Scooter bile ya. 50 cc scooter. Honda Spaces. Pizzacıların bindiği motor. Buna neden izin vermiyorsunuz? Bence saçma. Şöyle kardeşim söyleyeyim. Bir tanesine karşı düştüğün zaman sadece bir tarafın kadar, ötekinde düştüğün zaman her şeyin yani gidiyor. Ama şu yani şöyle bir şey de var abi. İnsanın kullanışına bağlı. Bu bir. Diğeri bisiklet bence daha tehlikeli. Neden diyeceksin? Hafif. Hareket kabiliyeti fazla yok. Refleksi fazla yok. Ufak bir harekette lastik kayıp düşebiliyorsun. Ama motosiklet dediğin aygıtta, alette, aygıt değil hatta, alette, alette fizik denen bir şey var. Mesela sen arabada çevirdiğin 900 derece, 1080 derece direksiyonu motorda çevirsen ne olur? Çeviremezsin ki. Çeviremezsin ki, motorun öyle bir gidon kapasitesi yok. Sen motorda onu denediğin zaman parça pinçik olursun. Motorda nedir? Yatarsın ve direksiyonu 2 derecelik açıyla kırarsın ve dönersin. Motoru ha çok küçük açılarda belki direksiyonu döndürebilirsin. O da bu kadardır yani. En fazla sol kol kasınla sağ kol kasının ileri gitmesi. En fazla budur. Yani motorun bence tek farkı hızlı, ağır ve güvenilir olmaması. İşte. Şimdi ben kardeşim bu konuları hala çözmüş değilim yani. Sen değil, ben de çözemedim abi zaten. Ya bir de şu var. Senin yaş ya da benim yaş olmuş 18, 19. Hala güvençleri yok. Yani ya, güvençlik konu değil. Güvençlik konu değil ki. Geçen kardeşim bakkala kadar bitler diyor. Araba dediğin yok diyor işte vurursun edersin. Arkadaş yani biliyoruz. Yani kaç yıl olmuş? Bırak ver gidem. Yani biliyoruz diyor. Şimdi sen arabalardan konuşuyorsun. Ben de biraz yani iki tekerlerden bahsediyorum ama hani çok bir bilgim yok. Ama yine de bu konuları konuşmayı biraz seviyorum gibi. Ve şöyle söyleyeyim kardeşim. Ben dört teker seven olarak diyorum ki arkadaşlar aynaya bakmamışsınız değil mi? Aynen amına koydukları. Niye bakmıyorsunuz? Aynaya bakmamışsınız. Lan bak ayna dedin de o gün başıma gelen bir olayı anlatacağım sana. Geçen yolda gidiyorum. Belki Ankara'da oturanlar bilir. Burada Mevki Hastanesi var. Hani yürüyerek de biraz uzak kaçıyor. Çünkü insan yoruluyor. Hani biz de insanız sonuçta. Yoruluyoruz orada. Dedim ki bisikletle gideyim, tamam mı abi? İşte kar yağıyor falan. Videosu da var hatta ama yani o
yaşadığım olayın videosu yok. Mevki Hastanesi'nin için çektiğim bir video var. Belki onu da yayınlarım ama büyük bir ihtimalle yayınlamam. Belki. Çok iyi bir video olmadı çünkü. İşte boyunluğumu taktım, kulaklığımı taktım her zaman gibi ama her zaman gibi kulaklığımı tek takmadım. Çift taktım ki hani karın böyle rüzgar sesi gelmesin diye. Tamam mı? Hani takayım müziğimi kenardan ana yoldan gideyim diye. Trafikten. Aga taktım, boyunluğumu kapattım falan çıktım. Sırtımda da çanta var. Hani ilacı da çantaya koydum. Çünkü gidonda düşme ihtimali çok yüksek. Hani ıslanma ihtimali çok yüksek. Bir de pahalı bir ilaç. Gerçekten pahalı bir ilaç. Tamam dedim ben giderim. Ben çıkıyorum dedim. Çıktım kulaklığımı falan taktım. Yoldayım gidiyorum abi. Böyle uzun bir yol düşün. Ana yol. Dolmuş durakları falan var. Ama ana yola bağlananda bir kavşak var. Yani bir anda senin önüne birden bir araba fırlayabiliyor. Aynı şerit değil de yol böyleyken senin önüne birden böyle girebiliyor. Bak kamerada gösterebiliyorum. Normalde hani böyle kavşaktan girip böyle durur. Sol temiz olunca soldan girer ya ETS direkt gibi. Bu direkt önüne giriyor böyle senin kavşaktan. Kenara bak sağdan gidiyorum. Soldan da gitmiyorum. Trafiği de işgal etmiyorum. Kaldırıma çıkacağım. Az bir 3-4 metre kalmış kaldırıma çıkmama. İşte o arabayı geçtiğim zaman kaldırıma çıkacağım direkt. Hani aynam falan da yok bisiklette. Kullanmayı sevmiyorum. Şöyle bir arkayı kestim. Baktım bayağı hızlı geliyor. Renault simbol var altında. Ya yanlış hatırlamıyorsam çocuk gençti. Yani 20-25 yaşlarında vardı. Dedim aman oğlum bu beni sıkıştırır dedim. Tamam mı? Ben iyice kenara sokuldum böyle. Kaldırıma yaklaşacağım. Mevki hastanesinin arkasında bir de askeri bilmem ne var. Adını tam olarak bilmiyorum. Tevziye mi ne? Oraya biraz daha yanaştım. Bu yapıştırdı geliyor. En az var ya 60-70'i var. Yanıma geldi böyle. Biraz yavaşladı. Böyle baktı bana camdan. Yanında da birkaç arkadaşı var. Baktı. Ne bakıyorsun gibi şöyle bir hareket yaptım. Tamam mı? Böyle yaptı. Birden direksiyon önüme bir kırdı. La dedim ne oluyor amına koyayım. Birden önüme kırdı ya. Bak hareket şu. Gidiyoruz tamam mı? Şunu bisiklet bak otobüsü bisiklet gör. Birden şöyle yaptı. Ben şaşırdım dedim ne oluyor falan. Bir anda kulaklığı tekine çıkarttım. Hani birisi bir şeymiş eder diye. Duyayım diye. Çıkarttım kulaklığı. Bu bastı gitti. Ya şimdi ne bu? Hani ne yapmış oldu? Madalya mı verdiler? Önüme neden kırdın ki? Hani ben sana bir şey yapmıyorum orada. Yani şöyle ben... diyeyim sana. Sen yolda gidiyorsun diye sana işte şerefsiz muamelesi yapıyor. Ve şu bir gerçektir arkadaşlar. İki tekerleklileri ağaçtan saymıyorlar. Gerizekalılar. Bence şöyle bir konu var. O arkadaş yarım saat önce evinde GTA 5 oynayıp annesinden azar işitip yola çıkmış bir insan. Galiba. Bence odur yani. GTA 5'i oynamış, orada motorlara çarpmış. Gelmiş benden şey yapıyor, hıncını alıyor. Annesi bağırıyor. Orospu oğlum. Ya dediğim gibi hani konuyu biraz saçma anlatmış olabilirim. Şuraya bağlayacağım. Hiç saygı yok. Geçen videomuzda biz bu motorları konuşmuş muyduk abi? Hatırlıyorum öyle bir şey ama. Aynen ama video şey olmuştu. Vallahi bilmiyorum ya. Ama işte bu bölümde konuşmuş olduk. Aynen çok iyi olmuş. Yani aslında bu videoyu direkt yükleyecektim ama şimdi montajla uğraşmak gerekecek. Sağ olsun biricik annem videonun amına koydu. O yüzden kesmek zorunda kaldık falan birleştireceğiz şimdi onu. Sesim ince geliyor. Yani ergenliği hala atlatamadık herhalde. Atlatamayız gibi de duruyor. Hala şurada sivilceler falan var. Yani garip amına koydum. Öyle bak bu da önüme kırdı. Pezevenk. Arabanın önüne kırmayın bari. Oha! Araba uçtu. Araba uçtu be. Yani öyle abi ya. İbne çok.
Yani işte bu insanlar gün geçtikçe atarsın atmosfer daha da oluyor. Aynen. Yani. O ne? Sen bir şey mi attın abi? Aha. Ne attın? Bunu videonun sonuna seyredip adam kendini karşı GTA 5'te adam ediyor. Bir gör bak. Dur bakayım onu videodan sonra. Abi bu kadar gerizekalı yok ya. Ya işte. Şimdi bu arabadan biraz bahsetmek gerekirse aslında benim bayağı bir geçmişim var bu arabayla. Çocukluğumda hiç sürmek nasip olmadı. Çünkü hani büyük, bayağı geniş bir kasa araba. Bayağı büyük bir araba. Hani 3 artı 1 ev gibi diyebilirim. Bayağı geniş. Çocukken kapımızda 2 tane araba vardı. Hani bunu hava maksadında söylemiyorum. Bir 1968 model Chevrolet Impala'mız vardı. Fıstık yeşili. Çift twin egzozlu, hatta manyak bir sesi vardı. Susturucusu kapalıyken bile diye ses çıkartırdı. Bütün mahalle aşıktı hatta ona. Bir o vardı, bir de 560 selin biraz daha düşük model olan, eski modelden 500 sel vardı bizde. Yani mahalleye girdiğinde bile o tır 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 Mercedes'in motor sesini anlardım babam geldi diye. Yani o kadar efsane bir arabaydı benim gözümde. En son babamla Ankamol taraflarına gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. O taraflarda aşağı inen bir köprü var. Hatta kapalı bir geçit, tünel geçidi var. Oradayız. Araba bir tekledi böyle. Ya bir ileri gitti geldi falan. Babam sağa çekti böyle dayı. Durdu. Otomatikti. P'ye taktı. İndi bir baktı. Hiçbir şey yok arabada. Bir şey gözükmüyor yani. Görünürde hiçbir şey yok. O zaman da babamın çevresi bayağı geniş çünkü habire sanayiye gidiyor geliyor. Bayağı işleri güzeldi. Para da bok olunca o zamanlar. Para bok gibi. Aynen. Ondan sonra işte babam aradı birilerini gelip arabaya alsınlar diye. Biz de bekliyoruz. Bindik arabaya. Çekiciye bindik. Çekicinin arkasına attık. Ben ama nasıl bakıyorum arabaya? Sanki çocuğum içime doğmuş abi. O araba o gün gitti. Bir daha hiç olmayacak. İçim nasıl acıdı biliyor musun abi? Çekicideyim. Arkada araba böyle Mercedes. Allah'ım nasıl çocuğum ama nasıl ağlıyorum. Baba ne olur arabamız gitmesin. Arabamıza bir şey olmasın. Arabamız iyi mi? Yaşayacak mı falan. Durumu nedir doktor bey falan. Sanayiye gittik. İşte oradaki amcalar bana karpuz kesiyor veriyorlar. Susturmak için yok susmuyorum. Kola veriyorlar. Gazoz içiyorlar. Niğde gazoz alıp geliyorlar, egzozlar patlatılıyor falan benim için, BMW'lere, yemin ederim bak ya. E30 vardı, şeyli, egzoz patlatan E30 vardı, mavi bir tane. M3, nasıl yanlıyor ama benim için, adam bindi arabaya lastikleri yaktı. Ben susmuyorum, yok. Sikerim arabana ya, bana ne bizim araba tamir olsun derdindeyim ben. Abi, acı haber bir geldi. Şanzıman bitmiş. Ya bir daha toparlanamayacak halde. Ve o zamanın parasıyla ne kadardı? 6-7 bin lira para istemişlerdi. Tamam dedik yaptırırız falan. Parça bekledik bir iki ay falan. Yok parça yok. Adamlar arabanın düzeleceğini biliyor. Parçayı bulduk ama parça yok. Ortada yok parça. Parasını falan verdik parça ortada yok. Birkaç ayın beklemesi sonra babam gitti. İşte adamlarla bayağı kavga mavga etti. Mahkemelik oldu. O araba öyle gitti abi hurdalıkta. Hurdalığa verdik. Hatta babamın vergi borcu vardı. Bir ara vergi affı çıkmıştı. Öyle arabayı öyle verdik. 68 Impala'yı da babam bir tanıdığına verdi. Tanıdığının oğluna verdi. O da genç yaşlarda işte benim yaşlarda. İşte benim 17 benim 18 yaşında olduğumu düşün abi. Ehliyetim var falan. Ver Murat abi kız arkadaşımı gezdireceğim diye alıyor bizim 68 Impala'yı. Bu arada resmini bulabilirsem internetten göstereyim. İşte arabayı alıyor abi. Evet. O zaman bu Renault Clio'lar falan yeni çıkıyor. Ya işte 2007-2008 dönemlerinde. Pardon. Ford Fiesta. 2008 model Ford Fiesta. Daha yeni model. Sıfır araba.
Bizim 68 Impala ile onu arkadan bindiriyor. Trafikte. Bir de koldan viteste nasıl gidiyor? Köpek gibi gidiyor. Babam bir basıyor. Vom vom falan yapıyor böyle. Ya bir gör babamdaki havayı. Bir kere BMW ile kapışmıştı hatta. Gölbaşı yolunda aynen. Dur onu gösterebilirsen. Bayağı canlı yayın tadında oldu ama. Yani şu arabaydı. Şu an ekranda bakıyorsunuz. Bu arabanın fıstık yeşilini düşünün. Kaza yaptı. Yani Amerikan arabası sağlamdır dedik falan filan dedik. Bu arabadan da 20 bin lira falan masraf çıktı. Ön kaporta bayağı bir yoktu. Yarısı falan yoktu. Öyle bir kaza yapmış ki. Babam yine anla yani ne diyeyim? Hani ne denir ki o durumlarda? İyi tarafına denk geldi. Canınız sağ olsun. Sizin canınıza bir şey olmasın falan dedi. Geçiştirdi. En son bu arabayı toplamaya kalktık abi. İşte Amerika'dan ciddi söylüyorum. Amerika'dan yarış koltukları geldi. Tek kapıya dönüştürüyoruz. Sedanlı bizim araba. Hani dört kapılıydı. Bayağı, bu da bayağı geniş bir arabaydı. Egzozları sport egzoza dönüştürüldü. Direksiyon değişti falan. Bir de araba boyanacaktı sarıya. İyice modifiyeli manyak dehşet bir şey olacaktı. Orada da anlaşamadık. Araba yine buradaya gitti. Biz arabasız kaldık. Ve o gün bugündür hiç araba almadık. Yani düşünün. Şöyle söyleyeyim. Benim karşı öyle bir arabam olacak. Ve birisine vereceğim, emanet edeceğim. Arkadan gelip vuracaklar. İlk önce arkadan gelip vuranı gebertirip o arabayı emanet ettiğim kişinin de affedersin arabayı var ya avladım arabayı bölgesine sokarım yani. İğrenç durumlar ya, kötü kötü durumlar ama çok şükür atlattık, hani hiç arabamız olmasın daha iyi durumundayız. Ama dediğim gibi ben şu kapının önüne bir tane motor sokmayı düşünüyorum yakın zamanda. Umarım ailem desteklerini benden esirgemez. Şu bak şu facecam'daki kötü görüntü için özür diliyorum. Hani yüzümü koymak istedim, egolu olmadığımı bilin diye. Ego falan yok çünkü ben neysem oyum. Dişlerim de yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Hani mutluyum. Çok şükür hayatım güzel. İşim gücüm okulum yerinde. Neredeyse okul birincisiyim. Hani okulda tekim. Böyle yakında böyle madalya falan kaldıracağız. O kadar da değil de yani. Hani iyi. Taliplerimi bekliyorum. Oğlum var ya. Manita duysa beni keser. Allah'ım yarabbim. Şaka yaptım. Öyle bir şey yok. Oğlum, ah evet. Sırtım nasıl acıyor var ya. Böbrekten mi acıyor? Sırtım acıyor oğlum, ne böbreği, nereden çıkardın ya? Neyse arkadaşlar, umarım şu dakika, şu saniyeye kadar benim lanet çenemi çekmişsinizdir ve izlemişsinizdir. Benim de! Size çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteklerinizi esirgemediğiniz için. Aslında pek destek yapan da yoktu. Ben öyle hissediyorum. Buradan Donat oyuncu, biliyorsunuz kardeşimdir kendisi. Lanet olasın ki, olasın ki. Lanet kardeş. Arayıp sormaz. Ancak video gördüğü zaman yorum yapar. Nalet. Ve biricik yavuşağın önde gideni İbrahim. Ve ikinci yavuşağın önde gideni Ömer. Bunlara oradan çok selam. Aleyküm selam kardeş. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Canlı yayın ve diğer videolarımız için de kanalı lütfen takip etmeyi unutmayın. Zil butonuna tıklayarak da kanalın bildirimlerini aktif hale getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Her zaman değil de ara sıra da olsa video atmaya çalışacağız. Semih abi de bana destek olacak. Biliyorsunuz Semih abi artık oyun videosu çekmiyor. Güzel bir müzik kanalı var. Müzik kanalında da güzel işler başarmayı düşünüyoruz. Ben biraz toparlandıktan sonra yeni parçalar peşindeyiz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler. Bye bye.